kolay gelsin. Sağ olun. Hasan'la birlikte burada köftecide çalışıyorsunuz. Neler söylemeksiniz? Vallahi ekmeğimizin peşindeyiz ya, ne diye. Peki Hasan'dan memnun musun? Hasan. Aynen, gayet memnun. İşi de öğretti bana sağ olsun. İşi de o mu öğretti? Aynen. Abi hoş geldiniz. Evet abi, Hasan hakkında neler söylemek istersin? Vallahi ben genelde İstanbul, İzmir bölgelerinde çalışıyorum. Yalıtım'a çatıcıyım. Köfteci arkadaş önerdiler Hasan Usta diye. Biz de geldik. Bu lezzeti bir geçen tatmıştım zaten. Tamağı çok farklı. El emeği de çok güzel. Eline sağlık, gerçekten güzel yapıyor. Peki bir şampiyon olduğunu biliyor musunuz Hasan? Vallahi bir duymuştum ben şampiyon olduğunu ama başarılar dilerim yani. Böyle insanların kazanması lazım. Yani biz de gerçekten destek verecek şeyimiz olsa biz de destek veririz yani. Hasan Usta benim çok sevdiğim kardeşim, evladım gibidir. 3 aydır benim yanımda çalışıyor ama canını vereceğim bir kardeşimdir. Kişiliği, karakteri çok beğendiğim bir kardeşim. Emir de öyle benim canım, ciğerim. Emir de benim kardeşim. Üçümüz hep beraber burada ekmeğinin peşine düşmüşüz. Ama gönlüm bununla yanadır ki Hasan kardeşim çok yetenekli bir sporcu. Ben onu kendim gözümle gördüm. 10 parmağında 10 marifet diyebilir miyiz? Kesinlikle her şeyi mükemmel. Kişiliği, karakteri, onuru çok mükemmel bir kardeşimiz. Bu kardeşimiz spor dalında çok başarılı. Kendi gözlerimle şahit olmuşum. Bu kardeşimizin vatandaş çıkarması karşımıza, Türkiye'mize onur getirecek, gurur getirecek, şanlı bayrağımızı dalgalandıracak bir kardeşimizdir. Canı gönülden kutluyorum Hasan'ı. Hasan inşallah şanlı bayrağımızı gönlere çektirecektir. Hasan merhaba. Merhaba efendim. Seni bir önce tanıyalım. Ben Hasan'ım. Kars'ta yaşıyorum. 19 yaşındayım. Kaç yıldır Kars'tasın? 3 yıldır Kars'tayım. Burada köftecide çalışıyorsun. Köftecide çalışıyorum, ustayım. Peki köfteyi nasıl öğrendin? Kaç günde öğrendin? Köfteni valla 3 ayda öğrendim. Helal olsun. Buradan çıktıktan sonra ne yapıyorsun? Buradan çıktıktan sonra direkt spora gideceğim. Günlük antrenmanlarına gidiyor musun? Günlük her gün antrenmanlarım. Sabah akşam durmadan devam ediyorum. Hayallerime ulaşmak istiyorum. Yani hayallerin köftecilik değil mi? Yok. Şampiyonluk. Hayallerin dünyaya tanıştırmak. Türkiye'nin bayrağını dünyada da bulmak. Altın madalya getirmek Türkiye'ye. Kendisinin çok iyi bir sporcu olduğunu duydum. Kendisi Ufuk kardeşinin yanında Ufuk'la tanıştırdı. Şeye gittik, valiliğe gittik, nüfus il müdürlüğüne gittik, aile sosyal politikalara ve Avşe'ye gittik, göç idaresine gittik. Hasan'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu duyduktan sonra 3 tane resmi kuruma müracaat ettik. Hasan'ın o zaman turnuvası vardı. Hem Hasan turnuvaya gitti hem de İçişleri Bakanlığı'ndan görüştüğümüzde, buradaki kurumlardan görüştüğümüzde İçişleri Bakanlığımızdan Hasan'ın işi, yani bizim resmi prosedürümüzün, Türkiye'mizin resmi prosedürünün biraz ağır olduğu, yurt dışından gelen göçmenler için ağır olduğunu, bunu sadece İçişleri Bakanlığımızın aracılığıyla yapılacağını söylerdi. Biz de gerekli olan görüşmeler yaptıktan sonra Hasan'la Ufuk kardeşimizi bilgilendirdik. Sonuç olarak başvurularınız ne aşamada? Sonuç olarak başvurularımız 3 tane efendim yarı yolda kalmış. 3 tanesi şey oldu. Adınızı söyleyeyim. Yani az önce de söylediğim gibi Kars'tan kaynaklı olmadığını, direkt Ankara'dan, bakanlıktan Dışişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi. Göç İdaresi'nden çözüleceğini söylediler. Bir sporcu olduğunu öğrendikten sonra Türkiye'nin adına yarışmasının daha kıymetli, daha anlamlı olacağını düşündük. Tabii kendi ülkesinde olsaydı orada öyle olacaktı ama sonuçta Türkiye'ye geldiği için biz Türkiye'de var olmasını ve Türkiye'de yarışmasını ve Türk bayrağı adı altında yarışmasını istedik.
Tabi ona da resmi prosedür vermiş, şu an itibariyle engel. İleride inşallah Türkiye'miz adına yarışır, ay yıldızlı bayrağımızı havalandırır, bizimiz de göğsümüzü kabartır Hasan'ımız. İnşallah hayırlısı olur. Evet Hasan, evine geldik. Biraz bahseder misin bunlardan bize? Bu plaka Dünya Şampiyonlar Gecesi'nde aldığım, Avrupa birincisi olmuştum. Bu da Konya'da düzenlenmiş Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldum. Bu da Wushu Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Bu da profesyonel lisansım. Bunlar da kickbox Wushu lisansım. Daha madalyalarım yarısı kulüpte kalmış. Kaç tane toplamda kaç madalyam var? 5-6 tane madalyam var toplamda. Yine de madalya almak istiyorum. Dünyaya kendimi tanıştırmak istiyorum. Türkiye bayrağını dünyaya tanıştırmak istiyorum. Hayallerim peşindeyim inşallah. Evet hocam, Hasan senin öğrencin. Evet, doğru. Biraz bahseder misin Hasan? Hasan 2,5 yıl önce yanıma geldi. Ben dövüş sporlarına hevesliyim dedim. Ben de dövüşmek istiyorum, maçlara çıkmak istiyorum dedi. Biz de Hasan'daki o yeteneği gördük. Hasan'ı 2,5 yıldır çalıştırıyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır maçlara çıkıyor. 2 defa Dünya Şampiyonlar Gecesi'nde profesyonel maçta şampiyon oldu. Ve Ukrayna ve Almanya'ya hak kazandı. Yalnız Hasan'ın vatandaşlığı olmadığı için bu maçlara şu anlık katılamıyor. İnşallah vatandaşlık alabilirsek Hasan'ı bu maçlara katacağız. Sayısızca dereceleri var kendisinin.
Çok yetenekli bir arkadaşım. Ve Türk bayrağını dalgalandırmak için dövüşür. Allah'ın izniyle her yerde Türk bayrağımızı dalgalandıracaktır. Evet Hasan, sen neler söyleyeceksin? Merhaba, ben Hasan ve Sayın Erkan Hocam. Sağ olsunlar, bana çok yardımcı olun. Allah razı olsun. Ben tek başıma mücadele ediyorum. Ailem falan yok burada. Türkiye'de çok hayırlar, projeler, hayırlarımı gerçekleştirmek istiyorum. Türkiye adına dünyaya tanıştırmak istiyorum. Bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Ben vatandaşım istiyorum. Türkiye adına maçlara istiyorum. Hocam, sizi de tanıyabilir miyiz bu arada? Ben Serkan Uslu. 1999'da boksla başladım bu spora. 2004 yılından sonra diğer branşları da almaya başladım. Boksta tek antrenörüm vardır. O da Öner Osmanoğlu. Onun bana verdiği ahlakı ben de şimdi sporcularıma vermeye çalışıyorum. Diğer dört branşımda da hocam yokken kendim çalışarak antrenörlükler ve başarılar elde ettim. Ve şimdi kendim sporcular yetiştiriyorum. Bayağı bir sporcuyu Besyo'ya gönderdim. Az subaylığa gönderdik, polisliğe gönderdik. Yani şu anda karşımızda çok güzel cevherler var. Bir imkan tanısalar Kars fabrika gibidir dövüş sanatlarında. Yalnız bu imkanı bulamıyoruz. Eğer imkan tanınırsa burada çok güzel cevherler çıkaracağına inanıyorum ben. Başta da Hasan'la. Başta zaten Hasan olmak üzere. Hasan 1,5 yıl içinde bayağı bir dereceler alarak bizi onurlandırdı, bayrağımızı dalgalandırdı. Allah'ın izniyle yine devam edecektir. Hasan, yolda gelirken bir şeyler anlattın sen. Ben aç kaldım, susuz kaldım. Hatta bilmem yevmiyelerimi işte biriktiriyorum, maçlara gidiyorum. Onunla ilgili biraz bir şey. Tabii bana açıklar, susuzluklar gördüm. Yine hayallerim peşinden koştum. Teslim olmak olmadı. Teslim hiçbir zaman olmadı. Yine de olmayacağım. Spor yapmaya devam ediyorum. Aç olsam da, susuz olsam da. Gündüzleri çalışıyorum, akşam sabah durmadan spor yapıyorum. Benim hayallerim çok büyük, bir hayallerim gerçekleşmek istiyorum. Evet. Hasan'a başarılar diliyorum. Başarılı buluyorsunuz, başarılı. Çok başarılı. Başarılı olabilir mi peki? Olur inşallah. İnşallah olacaktır yani, güveniyoruz aslında.